Ülkeye insan gelmesi, ülkeden yerinde ihracat yapmaktır. Tarım ve öğrenciler. Ürünü göndermiyorsunuz, ülkede tüketiyorsunuz. Ülkemizde 100 bine yakın öğrenci var. Bu öğrenciler ne kadar bizi bilir, bilir ve gider. Ve bizi bilmesi demek sadece insanımızı, tarihimizi değil, kültürümüzü, meyvemizi, zebzemimizi, başka yere gidersiniz, o ülkenin ürünleri, bizde otellere de tüketilen ürünün ne kadar yerli, belli bir adı. Ve yerli ürünler ve sağlıklı yaşam başlığıyla LAÜ bir etkinlik düzenledi. Ve çok da güzel oldu. Yansımaları, gazeteleri gördüm. Bu konuda gastronomi bölümü öğrencileri hazırlıklar yaptılar ve üniversitenin sahiplik sınırları içerisinde yetiştirilen Washington portakallar dünyanın değişik köşesinden gelen hem öğrencilere hem öğretim üyelerine, elemanlarına dağıtıldı. Gastronomi bölümü hocalarından sevgili Zihni Türksel hattımızda, LAÜ'den. Ve bize bir anlatsın, dün bu proje çerçevesinde neler yaşandı. Zihni Bey kardeşim merhaba. Merhaba Hasan Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyisiniz inşallah sizler de. Teşekkür ederim, evet. İyi yayınlar diliyorum. Evet, böyle bir anlatın bize bakalım neler oldu. Çok güzel yansımalar gördük, hoş bir şey. Evet, bu yıl dönem sonuna yakın birkaç organizasyon ayarlamayı düşündük. Biliyorsunuz Lefke Avrupa Üniversitesi birçok dalda eğitim veriyor. Ben de gastronomi bölümünde eğitim görevlisiyim. Ve aynı zamanda tarım fakültemiz de vardır Güzelyurt bölgesinde. Biliyorsunuz Güzelyurt ve Lefke portakalıyla çok meşgul, narenciye çok güzel. Bizim de tarım fakültemizde portakallarımız vardır. Bu yıl dedik ki bu portakalları bir şekilde değerlendirelim. Ve gastronomi bölümü olarak öğrencilerimizle beraber bir organizasyon düzenledik. Ve dün sabahleyin saat 10'dan itibaren gastronomi öğrencileriyle okul bünyesinde iki noktaya iki istasyon kurarak tarım fakültesinde yetiştirdiğimiz portakalları ki yaklaşık 1,5 tona yakın bir portakaldı. Bunları okula, kampüsün içerisine getirdik. İki noktada taze portakal suyu sıkarak bütün öğrencilerimize taze portakal suyu ikram ettik. Aynı zamanda yine okulun tarım fakültesinde aynı portakalların sofralık olanlarını da isteyen, arzu eden öğrencilerimize portakal ikramında da bulunduk. Çok güzel bir etkinlikti. Etkinliğimiz sabah saat 10'dan öğleden sonra saat 16.30'da kadar devam etti. Bitti mi portakallar? Bütün portakalları tükettik. Tabii daha elimizde bir miktar daha portakal vardı ama artık saat 4.30 oldu. Fakülteden, tarım fakültesinden takviye istemedik. Bilmiyorum, belki önümüzdeki günlerde yine yönetimle öyle bir şey olursa bir ikramda daha bulunma şansımız olabilir. Zihni kardeşim. Ama bu etkinliğimiz sadece portakalla kalmıyor. İleriki günlerde yine bölgeye ait birkaç ürünle, şu anda isimlerini söylemeyeyim, birkaç ürünle daha gastronomi bölümü olarak iki etkinlik daha yapmayı planlıyoruz. Zihni kardeşim, siz bu ülkenin gelişmesini, hayatını, yolculuğunu bilen birisiniz. Böyle baktığımda şu an ekrana da yansıyor görüntüler. Çok sıcak, çok samimi, verimli, güzel bir çalışma. Öğrencilerin tepkileri ne oldu? Öğrenciler çok memnun oldu aslında. Dediğim gibi biz etkinliği tabii gastronomi bölümünden iki grup öğrencimle yaptım ama geriye kalan bütün öğrencilerimiz çok memnun kaldı. Tabii sabahleyin başlayan bir etkinlik 4.30'a kadar sürdüğünde İşte arada araya çıkan öğrencilerimiz geldi, bir barda kaldı. Yemek arasında gelip bir barda kaldı. Şunu sorayım, ücretsiz mi değil mi? Zihni Bey kardeşim, ücretsizdi evet. Değil mi? Evet efendim. Ücret yoktu. Hayır efendim, tamamıyla beleşti.
Yani hiçbir sınırlama da koymadık. Yani her öğrenci bir tane alacak veyahut da her öğrenci bir portakal alacak diye herhangi bir sınırlama yoktu. Arzu eden öğrencimiz iki defa, üç defa geldi. İki defa, üç defa şeyini, portakal taze sıkılmış ve o anda sıkılmış. Yani gözünün önünde. Daha önceden sıkıp da ayarlamadık. Orada sıkıldı, orada ekran edildi. Şu anda da görüyoruz ekranda zaten. Evet. Çok içten bir şey, şu anda stüdyo konuğumuz Sayın Kenan Akın, eski Tarım Bakanı, evet, üretimle evet, ilgili onun da görüşlerini bir soralım böyle siz hattayken. Peki efendim. Hocam teşekkür ediyorum bu etkinizden dolayı. Gerçekten heyecanlanmamak elde değil. Keşke bu etkinliğinizi, benim acizane böyle şu anda aklıma gelen bir şeytani fikir de diyebilirler, Turizm tesislerinin önünde yapın. Belki turizmciler portakal cenneti olan bu ülkede gelen turistimize portakal suyu ikram ederler. Onlara aşılama, öğretme, ne diyelim açıkçası. Sayın Akın diyor ki üniversite bünyesinde yaptınız. Böyle bir yarım ton, bir tonu da böyle turistlerin yoğun olduğu bir yerde lavinin standını açın. Bu ikramı gelip geçenlere de yapın diyor. Sayın Bakanım, şu anda benim şeytanım oluyorsunuz. Ben bu konuyu Sayın Rektörümle görüşeceğim. Belki layı olarak İrne'ye turistlerin yoğun olduğu bir bölgede. Ya da Lefkoşa'da Lokmacı Barikatı'nın oralarda. Olabilir. Esnaf bizi kovcalamasın ama. Hocam ben sizi buradan tebrik etmeyeceğim. Bizzat şahsen gelip o güzel elinizi sıkacağım. Çok teşekkür ederim, rica ederim. Beni mahcup edersiniz Sayın Bakanım. Hiç önemli değil. Mutlaka gelip güzel Lavi'yi tebrik etmek lazım. Lavi ayrı bir güzel ki Lavi'de benim Zihni Hocam eskiden Tarım Bakanlığı'na ait bizim üretim çiftliğimiz şey vardı. Orayı da ben portakalı hiç bu kadar güzel portakal yansıttık. Tarım Bakanı iken benden önceki Tarım Bakanları fidanlığımız vardı. O fidanlığı Lefke Avrupa Üniversitesi Bakanlar Kurulu'na devreden kişiyim ben. O fidanlıktan yetiştim. Evet. Evet. Ben böyle bir şey. Şimdi o fidanlıktan sonra böyle ürünün çıkması beni ayrı da bir 19 sene. O fidanlıktan çıkan portakalları biz bu yıl dediğim gibi bir tonun üzerinde yaklaşık 1,5 ton kadar bir portakalı hem anında sıkarak öğrencilerimize beleş ikram ettik. Arzu edenler de sofralık olarak alıp beraberlerinde götürdü efendim. Evet. Diğer konuda benim biraz şeytanım oluyorsunuz galiba. Beni birazcık ilişiyorsunuz. Ben bu konuyu, sizin önerinizi de Sayın Rektörüme ileteceğim. Eğer uygun görülürse memnuniyetle biz turistlerin yoğun olduğu bir yerde live olarak standımızı açar. Orada da taze portakalı çıkar. Gelen turistlere ikram etmeye hazırız efendim. Vallahi Zihni Hocam bu görüntü var ya. Böyle live, evet, bak panolarınız hazır, masalar hazır, öğrenciler evet, hazır. Yığın üstüne böyle bir ton öğrenciyi getirin. Sıkın Girne limanında, sıkın ya, Girne kapısında, hocam sıkın biraz, Lokmacı'da, turistlerin geçtiği yer. Ercan Havaalanı'nın girişinde, hani yolcu çıkışının karşısında. Bakınız yani bir üniversitelerimiz ne yapar ne eder derken, bakınız Lavi'deki bu performans. Hocam bu alçak gönüllüğünüzden dolayı yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hani kelimeler, zorluk çekiyorum size teşekkür etmekte, bulamıyorum. Gerçekten yüreğinize sağlık. Size katkı koyan, sizlerle beraber bu olayı hayata geçiren öğrencileri de yürekten kutluyorum. Yanaklarından öpüyorum hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Peki, sağ olun. Zihni Bey kardeşim çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim Hasan Bey kardeşim. Görüşmek üzere. Oldu. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Şimdi Defke, buyurun hadi. Kıymetini biliyor muyuz? Tam 42 yıl. Bakınız şu durumunu, üretim var mı? Evet. Öğrenci var mı? Var. Bu öğrencilere ne kaybetti bu üniversite? Sıktı portakalı taze. Evet. Verdi. Medeni bir görüntü mü? Evet. Hasan Bey, 1996-98 istatistiklere bakın. Bu dönemde, benim Tarım Bakanlığı dönemde Lefkelilerle, çok sanırım Doğancı'da, Mehmet Bicen kardeşimle, o tabiri söyleyeyim ben. Neden dedik biz askerin tükettiğini karşılamıyoruz?
Türkiye'den tek bir domates gelmedi. Bakın çok samimi söylüyorum. Yetiştirdik. Yetiştirdik. Domates, biber, patlıcan, fasulye, askerin ne ihtiyacı varsa. Peki işte tam da bu noktadan devam edelim. Mehmet Bicene diyor ya da Hasan Asüler, sen bu 10 dönüm domatesi ekeceksin, bu tarihte şu kadar paraya vereceksin. Hasan Asüler tarlaya girerken ne zaman para alacağını biliyor. Kenan Akın kardeşim, çok özür dilerim. Ben tornacı Kenan olarak çok bunu yaptım. Çok özür dilerim. 2008 yılıydı, 2009, Avustralya'da. Adamım biri dedi ki, ben incir ektim. Evet. Ve anlaştım dedi. İşte 2-3 sene sonra ne kadarsa işte ürün verecek. Ürünü satacağım market zinciriyle de anlaştım dedi. Daha yeni ekti adam. Adam diyor ki işte 3 sene sonra bu kadar, 4 sene, 5. sene şu kadar yılda ürün teslim edeceğim. Şimdi burada basit mi bu yapılan olay? Evet. Çok çok basit. Önemli mi? Çok önemli. Haddinden fazla. Zor mu? Hiç zor değil. Bak ben bu sandığı, ben Zihin Hocam'ın da telefonunu alacağım ben. Mutlaka üniversiteye gidip hocamın bir çayını içeceğim. Yok çay değil, portakal suyunu içeceğim. Evet. Böyle hem bedava da dağıtıyor. İşin esprisi o. Şimdi bakın bir hoca çıktı, altınımızı gündeme getirdi. Bakın o öğrenci, yabancı öğrenci. Bunu neden turizm tesislerimiz yapıyor? Hoca, öğrencinin kaç tanesi taze portakal suyu içti acaba? Hiç. Belki de portakalı da bilmiyorum. Gözünün önünde ve farkındaysanız portakallar da ıskarta değil ha. Süper. Süper. Yani yamuk yumuk eridi gidiyordu değil. Pırıl pırıl. Evet. Bugün peki, baktığımız zaman hani ben maalesef geçmişimi anlatacağım 96-98 döneminde. Hasan Bey, bir tutam ot yoktu ovalarda, hayvancının hayvanına yedireceği, açlıktan ölme tehlikesi vardı. O da öyle bir dönemde. Bir yandan 95'te yanan ormanların yeniden ağaçlandırma çalışması. Bir yandan da bir damla yağmur yağmamış, adanın tamamı kupkuru. Bir tutam ot yok ve Edirne'den. Konya'dan, Polatlı'dan, Türkiye'nin birçok yerinden balya taşıyarak hayvancımızın sıkıntılarını ortadan kaldırdık. Küçükbaş hayvancımızın alım gücü yok. Türkiye'den hibe arpa alarak değerinin %50 fiyatına kredili, faizsiz, birbirlerine kefil olma yoluyla geriye tamamen de dönüş oldu. Bir kuruş da geriye kalmadı. Hepsi ödendi. Vesaire. İstedikten sonra bu ülkede hali bir şey yok. Bakın ben geçtiğimde bir Türkiye'deki ilgili bakan değil, Kıbrıs'ı ziyaret eden bir bakanla konuşuyorum. Sayın Bakanım, Türkiye'de kaç bin nüfusumuz var? 79 milyon. Dedim hayır, ben 80 milyon diyorum. Doğrudur dedi yani. Peki artı 3 milyonu Suriyeli var mı? Ki kayıt dışı 6 milyondur. Ve bunların içinden kimileri canlı bomba da çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Peki dedim, bu Türkiye'deki 3 milyon yaşayan Suriyelilerin ilacını, hastanesini, her şeyini karşılıyorsunuz. Sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Neden dedim 400 bin Kıbrıslı Türk, atıyorum Hasan Asüler kimliğiyle geldiği zaman Adana'da, Ankara'da tedavi olmasın? Durdu ya dedi. Harika bir fikir bu. Ya dedim 80 milyon Türkiye. 3 milyon canlı bomba çıkan Suriyelilerin ilacını veriyorsunuz. 300 bin. Kıbrıs Türk'ünün 400 bin dedim ben. 300 bin ama ki bunun 150-200 binidir. Yani hepsi de hasta olacak değil. Hasan Asüler'in biraz daha eksiltmem. İzin verir misin? İşte 100 bin kusuru da çift vatandaştır. Türkiye, yani evet. Yani ben çift vatandaşım. Bir o kadar siz zaten var. Hakkınız var. Ben sosyal güvenlik kurumundan neden faydalanmıyorum ben ya? Kıbrıs'ta sosyal güvenlik çatısı altında çalışan bir insanın sosyal sigortası varsa hani seks, hani bu asimilasyon falan olarak görmeyin. İnsanlık adına, sağlık adına, sağlık hizmetlerini neden biz vermeyelim ya? Bunu entegre niye olmayalım? Düşünülmesi lazım. Bakın dedim, Kıbrıs'ın mali yapısı belli. Hastanelerimiz, çok özür diliyorum, adeta hurdaya döndü, harabeye döndü.
yenileyemiyoruz. Yeni bir hastane temeli atıldı Güzelyurt'ta. Aylardan, yıllardan beri ha bugün ha yarın insanların yüreğini oplattık. Bunu bir proje halinde sunulsa Türkiye'de, Kıbrıs'ta yok işte sağlık kurulu onaylayacakmış. Ben burada tedavi olurum. Ya insanların doktor seçme özgürlüğünü de verelim. Madem ben Türk kimliğini taşıyorsam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kökümüzü araştırdığımız zaman Anadolu'dan gelmiş olduğumuz da bir gerçek. Sen 3 milyon Suriyelinin ilacını, hastasını, her şeyini karşılıyorsan, müsaade et de bu sağlıktaki bu işte kurul olaylarını ortadan kaldırın. Hasan Hasan, Allah sağlık afiyet versin. Rahatsızlandığı zaman Ankara'da götürsün kimliğini versin. Önüne 5 tane sıfır koy. 11 rakam olsun. 5 tane sıfır koy. 6 rakam vardır bizim kimliğimizde. 11 rakamla Hasan Hasan gitsin sosyal güvenlik şemsiyesi altına kabullensin. Düşünülecek bir olaydır dedi. Hani hiç de yabana atılacak bir olay değildir dedi. Bilmem herhalde bunu bizim Sağlık Bakanımız bu fikri zenginleştirerek, daha da farklı zenginleştirerek. Ben sizi bulmuşken tecrübeniz ışığında, bu önemli bir nokta. Sözünüzü balla keserim gibi algılamayın ama. Az önceki lavyeden başladık, devam edelim izninizle. Tabii. Çiftçi dertli, hayvancı dertli. Sahte bir dert mi? Bir eli yağda, bir eli balda mı çiftçinin ve hayvancının, üreticinin? Sahte değiller. Bunu çok samimi söylüyorum. Obur değiller, gözleri aç değil, yani doymayan tipler değil. Hasan Bey, ben hayvancı 365 gün, affedersin, mandrada hayvan pisliğinin içerisinde yaşamını sürdüren, ölüsünü ağlayamayan, düğününde çok fazla gülemeyen, acaba benim kuzum doğurdu mu doğurmadı mı, hasta mı hasta değil mi, kafasında böyle tasayla. Ve esas önemlisi ürettikleriyle beni besleyen, beni dışa bağlamayan, dıştan bağımlı beslenen bir insan olmama adına büyük fedakarlık içerisinde bu insanlar. Ha, ülkemizin kuraklık kuşağında olmasından dolayı bir takım olumsuzluklar var mı var. Ha bunu oturup da ben bakın 96 seçimde 96-98 döneminde 24-28 aylık bir dönem içerisinde Alican Kabakçı'yla o zaman. Gel lan, çok özür diliyorum. Samimiyetten dolayı gel lan diyordum, Ankara'ya gidiyoruz. Geliyordu, beraber oturup dertlerimizi anlatıyorduk proje bazında. Sıkıntıların neredeyse kökünü kazımaya başlamıştık. Çiftçinin borcu bitmişti 96-98 döneminde. Belki köylerde mutlaka biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Bu hani ille de akademik ünvan olsun diye. Ha, akademik ünvana inanılmayacak bir şekilde değer veririm. Mutlaka her türlü konumuzu 20 yıl, 30 yıl sonra politikamı ben bir akademisyenle paylaşıp hedeflerimi onunla fikir paylaşarak çizmek isterim. Evet. Üniversiteleri bu ülkenin geleceğini, sanayisi, sağlığı, ekonomisi, üretimdeki pazarlama, üretimdeki sıkıntılarımız ve pazarlama sıkıntılarımızı birlikte paylaşmak isterim. Ama maalesef bugün bakıyorum... üretmiş olduğumuz üründen fazla ithalata değer veriyoruz. Burada yerli ürünü takdim etme konusunda Zihni Hocam inanılmayacak bir güzellik gösterdi. Ve biz bu portakal suyunu dışarıdan getiriyoruz biz ya. Önce Bunlar kendi evvel, üretmiş olduğum ürünü sayın, iç piyasamda tüketeyim. Kenan kardeşim, yıllar evvel Güzellik'te biliyorsun birden fazla narinci örgütü var. Bir tanesine gittik. Getirmesinler mi bize? Dışarıdan. İthal kutuda o ambalajlı meyve sularından. Ne yaptım? İçmem dedim. İçmem dedim. Yani, neden diye sordular mutlaka. Anladılar zaten yani. Dedim nasıl olur böyle bir şey? Lütfen bana söyleyin ya. İşte, üniversite öğrencisindir ya, bize bu üniversite ne verdi? Bir sosyal gün yapmış, i̇şte. Sıkmış portakalı sabahtan akşamı kadar 1,5 ton. Hadi buyur. Zor bir şey mi? Hiç de zor değil. Aksine inanılmayacak zevkli bir şey. Ben bunu Hasan Bey, yani yine kendi dönemi İzmir fuarında hellim kızarttım, insanlara dağıttım. O dönemde ben İzmir'de
patatesin kilosu 70 lirayken 140 liraya biz patates sattık. Allah rahmet eylesin Aysin Avcı. Toprak ürünleri. Yani bu paket, bu projede süt ürünleri üreticilerini de görmek istiyorum. Neden görmek istiyorum? Görecek üniversite bu programımız, projeyi sürdürürken diyecek ki biz şu kadar hellim veriyoruz. Tost yapın. Kaç çeşit hellim yer bu öğrenciler görsünler. Evet. Ve evet, desinler bugün bize üniversitede birer tost verdiler ya. Zor mu bu? Kesinlikle. Biz Hasan Bey, bizdeki hastalık maalesef siyasetçimizde de insanımızda da. Bakın en güzel biz yani can alıcı bir noktaya dayınız. Hani Narenciye Üreticiler Birliği'nde yabancı bir meyve suyunu içiyorum. Evet. Kendimizle barışık değiliz biz. Evet. Selçuk merhaba. Merhaba, iyi günler Hasan abi. Sayın Kenan Arkadaş, iyi günler. Kenan abi diyeyim ben. Hatırladınız mı Kenan abi? Hatırlamaz olur muyum Selçuk? Yaşar. Nasılsın, ne var ne yok? İyiyiz Selçuk abi, teşekkür ederiz, sağ olun. Bir şey söylemek isterdim. Buyur. Sayın Kenan Akın fikirleri var, eski siyasi yaşamım var da. Bu asgari ücret hakkında benim diyeceğim şudur. Bu asgari ücret, hiç de abartmıyorum. Bakanlar var ya, bakan maaşı kadar olsa asgari ücret, imkansız, yine yetmeyecektir asgari ücreti alana. Teşekkür ederim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yeterliliğini söylüyor musun? Şimdi yeterli değil. Yeterli değil ancak bunu biraz önce ifade ettiğim ekonomistlerle, akademisyenlerle ortaya koyup masaya yatırmamız lazım. Asgari ücreti arttırdığım zaman aşırı. Hani bir de yani yalnız milletvekili maaşlarına endekslemesi hoş değil. Niye hoş değil? Ben şu anda milletvekili falan değilim ama hiçbir zaman bakın Türkiye'de özellikle bu laf çok yaygındır, duymuşsunuzdur. Millet politikacının parası pul, karısı dul olur derler. Parası pul. Hani bugün hele hele küçük ülkelerde, bizim ülkemizde milletvekili 30 milyon da alsa yetmeyecek çünkü düğünlere yetiştirmekten. Gitmediği zaman istesen de istemesen de zorluyor yani toplum. Seni çağrısın da bir akraba gibiyiz yani bir aile gibiyiz. Herkes yüz yüze aşina olduğu için. Hem bugünkü şartlarda asgari ücret 3000 olsa bu sefer benzin pompasında çalışan pompacının da maaşı artacak. Benzine sirayet edecek. Domatesim artacak, ekmeğim artacak. Hani fiyatları yani sabitleme konusunda bir ekonomi yaratabilir miyiz? Peki. O da önemli. Peki, konumuza geçelim. Üretim konusuydu. Evet. Ve şimdi bakın, çiftçinin, hayvancının sorunları. Hayvancının çok zor şartlar altında üretim yaptığı da bir gerçek. Ancak bu üretimi yaparken de yıllardan beri ki bu konuda kendisi yok reklamını yapmış olacağım ama Zorlu Töre biraz dışarıdan gelen ürünlere fon doğru yaptıydı. Doğrusunu yaptı. Fon koymaya kalktı. Kellesi gitti. Benim biraz kaldı kellem. Bir seçim döneminden sonra. Yani o dönemde Zorlu Töre doğru yaptı. Yasaklamazdım ben. Domatesi getirmezdim. Fon koyardım. Domates, bende domates varken, şeftali, kayısı varken dışarıdan gelecek olarak kayısıya %15, %20 fon koyduğum zaman cazibesini kaldırdı. Önce benim kendi iş tüketimimde kayısım bitecek. Türkiye'den öyle kayısı gelecek. Süremiz aktığı için müdahale etmek gibi değil. Konu atlamak istiyorum. Hayvan sağlığı. Bir türlü halledemedik. Mandıra yapımız, at yapımız yok. Yıllardan beri. Hani düşünemiyorum. Yani gıda güvenliğiyle alakalı yok, bir şey. O da var. İki tane mandıranın yan yana, mandıraların yan yana bitişik düzen. Düzen gibi askerde manga dizersin. Mandralı da bitişik düzen. Hepsi yan yana, yan yana, yan yana. Hasan Asürer'in 200 tane, 100 tane koyunu var. Ya da 50 tane. Birinde hastalık çıktı. Hastalık çıktı. Benim de hastalık yok. Beni tehlikeye sokuyorsun sen. Hani öyle bir plansız, programsız. Hem
Ha, bunların tamamen müsebbibi siyasiler mi? Değil. Siyasiler adı daire müdürleri. Sanayi bölgesi gibi ağıllar bölgesi yaptık her yere. Yanlış mı? Yanlış. Bu? Yanlış mı? Yanlış. Hani en azından arada bir mesafe olması lazım. Ha, bu kadar hoyratça davranamam, arazim yok da denilebilir. Ama hayvan sağlığı ve insana yansıyacak insan sağlığını düşündüğün zaman o kuralları ortaya koyman lazım. Her mandra arasında en azından 50 metre, 60 metre olması lazım. Arasında kireçleme olsun, bilmem ne olsun, senin mandranda sağlık, şey, hastalık varsa bana bulaşmasın, benim mandrama gelmesin. Oradan affedersin hayvanın akacağı bir yerde yağmur yağdığı zaman senin mandradaki bütün akıntılar benim mandramdan geçecek, akıp gidecek. Altyapısı olmadan sözüm ona, bu arada şeyi de sıkıştırıyorum, sosyal konut da yapıyoruz göya. Sosyal konut arsası da diyor, villa. Ya adamın yemek yemeye maaşı yok, kırsal kesim sosyal konut arsası veriyorsun. Devlet geçmişte yaptığı gibi neden kira öder gibi bu gençlerimize, kendi müteahhitlerimize iş çıkarmak kaydıyla sosyal konut. Sosyal konutu neden yapmıyoruz? Sosyal konut gidiyorum, bir de şov yapıyorum. Hasan Asturer gel kura çekiyor. Hasan Asturer şak 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 alkışlıyor. E Hasan Asturer'in cebinde para var mı? Hasan Asturer yeni evlenmiş veya evlenmeye aday. Ev kurabilecek durumu var mı? Sosyal konut vermişim. O da ne yapıyor? Affedersin, kimisi imkanı olan yapıyor. Anneden babadan yardım alıyor. Yardım alamayanlar ne yapsın? Gece kondu gibi, barakı gibi yapıyor. Şehircilikten, yapıcılıktan, ondan sonra imardan dem vuruyoruz hepimizde. Peki. Hükümetin gidişi nasıl? Sona geliyoruz. Şu anda ilk defa ben şöyle söyleyeyim. Genel başkanım olduğu için demiyorum. Maalesef 2014'ün 2015'in faturalarını ödeyen bir maliye bakanımız var. Ödeyebilen. Türkiye'den gelecek paraya bakmadan maaşlarımız ödeniyor. Ve çıkıp da işte bugün maaşımız ödenecek falan demiyor artık. Bitti. O şey kalktı. Uyumlu mu bu hükümet? Uyumlu olduğuna inanıyorum ben. Gayet iyi yani, bir de eski söylüyorlar zaten, benim de burada telaffuz etmem bir şey yok. İki eski bacanak yani, Serdar Denktaş ile Hüseyin arkadaşımız Özgür Gün yabancı değil birbirlerine. İkisi birbirinin huyunu çok iyi biliyor. Serdar Denktaş ile ilgili en çok ne söyleniyor? İnandığı işi bitiren bir adam, iş bitirici bir adam. İş bitiren bir adam gerçekten, ben onu da görüyorum. Ben İş takip eden de biri değilim ama gördüğüm kadarıyla şu anda işte 2014'te fatura vermiş devlete. Faturasını Serdar Denktaş Maliye Bakanı olduktan 3-5 ay sonra ödenmeye başladı. Bu da benim işverenlerim, esnafım açısından son derece önemlidir. Önemlidir. Geçmişte süre gelen Maliye Bakanlığı da geçmişte emeklide senden benden kesilen maaşları Temmuz sonuna kadar ödeyecek, onu takvimledi. En azından takvim, hani imkanları ölçüsünde alıyor bir tarafa, koyuyor, senin sıkıntını ortadan kaldırıyor. Yani bu konuda üreten bir insan diyeceğim. Peki, ben. Barış ve çözüm süreci. İnanmıyorum. Neden inanmıyorum işte? 23 Nisan ya, Dünya Çocukları Ulusal Egemenlik Bayramı ya. Bırakın o çocuklar, organizasyonda bizim de hatamız var mı? Onu da öz eleştirimi yapacağım. Yani Sırbistan'dan geliyorsa kardeşim, Sırbistan, Atatürk Havalimanı, Ankara Limanı, Antalya, İzmir gelsin, oradan da buraya gelsin. Yani Rum'un bu, ben kendi ifademle bu çirkeflik yapacağını bildiğimiz halde niye o çocukları eziyoruz biz? Niye kendi siyasi, efendim işte Rumların gerçek yüzü çıktı ortaya. Zaten biliniyor mu? Yani Rum tarafının şu anda bizimle bir pasta paylaşımı olduğuna inanmıyorum. Öyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum ben. Hani Sayın Akıncı, Naci Talat'tan bile, Allah rahmet etsin yine, Mehmet Ali Talat Bey'den bile daha 1-2-3-5 adım önde. Çözümle çok heyecanlı, çok arzulu ama karşı tarafta o arzunun binde biri yok. Akıncı'nın olduğu inanç, Akıncı'nın göstermiş olduğu samimi çözüm çabası Rum tarafında olmadığını görüyorum. Köy gezilerine çıkıyor musunuz? Efendim? Köy gezilerine gidiyor musunuz? Arasında çıkıyorum, evet. Vatandaşın öncelikle sizle paylaştığı neler var? Tabii ki işsizlik. İşsizlik olağanüstü. Ama iş de beğenmiyoruz. İşsizliğimiz var, iş de beğenmiyoruz. Bu da bir gerçek. Ha, bunu işte kimileri kızacak. Hadi ya
Herkes devlette. Devlet bitti artık. Kapandı. Özel sektörlerde hani ben... Ama özel sektörde çalışma güvencesi olsun. Olsun. İşte onu da benim bakanım çıkıp da ben denetleme yaparsam ekonomi sıfır olur derse o da ayrı bir şey. Çalışıyorsa bir otel yatırımcı yapıyorsa sigortamı sosyal kurallara uyacak. Yatırımlar uydum. Aldığı maaştan olsun. Yani. Peki hani, referandum ve Türkiye. Kenan, en son bu. Ne görüyorsun Ankara'ya baktığında? Şimdi bakın. Benzin o bir tarafından. Türkiye'ye şöyle bakıyorum. Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir liderin olmadığını, halkın inanacağı bir lider olmadığını görüyorum. Birçoğumuz buradan işte diktatördü bilmem ne. Diktatör sandıktan çıkmaz. Ben evetçiyim, onu da söyleyeyim ben. Yok zaten o belli. Bakanlık döneminde Tayyip Erdoğan da belediye başkanıydı. Suyun gelmesini, özellikle anavatandan gelen suyun mimarlarından bir tanesi. Benim Tarım Bakanlığı döneminde şimdiki bakanımız Veysel Eroğlu da İstanbul Su İşleri Genel Müdürü'ydü. O dönemde Rio Arsenal her temel atma döneminde söyler. Gelelim şeye, AK Parti'nin Türkiye'ye son 12 yılda özellikle sağlık hizmetlerinde göstermiş olduğu önem, altyapılarda. Dağa taş kalmadı, delik açıldı, tünel açtı. Ulaşımdaki kolaylık. Bugün Türkiye'de uçağa binmeyen kalmadı neredeyse. Bu gelişmelerden dolayı bir takım kuşkuları olsa da bile Tayyip gitsin, yerine kim gelsin? Yok isim. Yok isim. Şu anda işte 51.4 ile referandum süreci oldu. Dış güçlerin karıştırması olur mu olmaz mı ki mutlak olacak. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ayakta duran sağlıklı bir yapıya sahip Türkiye hükümeti istemiyorlar. Benim gördüğüm, tasavvur ettiğim o. Bir boğaz geçişleri artık tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacak. Yeraltı kaynaklarını kullanımız gündeme gelecek. Bundan dolayı IMF borç oğlu olan bir Türkiye görmek istiyorlar. Bu da gerçeklerden bir tanesi. Türkiye'nin şimdi, geleceğini parlak görüyor musunuz? Gayet iyi görüyorum. Konuşurlar. Türk halkı bakın iyiyi kötüyü seçmiş olduğu eğer kötüye çıkarsa 3 günde onu da götürmesini bilir. Suriye Türkiye'nin bilir. Başına dert olur mu? Türkiye'deki gelişmeler. Maalesef olacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben programa başlarken televizyon başında bizleri izleyen, izleme Sametin de katılan. Yolda radyoda bizi dinleyen. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Önce kendimizi sevelim. Sonra bu ülkeyi sevelim. İnsanı, birbirimizi sevelim. Bu ülkede paylaşılmayacak güzel şeyler paylaşacak güzel, çok çok güzel şeyler vardır. Yeter ki biz kendimizin nasıl muamele görmesine inandığımızı karşısına da aynısını yaparsak bu ülkede çok güzel şeyler olur. Sağıyla soluyla yani siyasi yelpazeye baktığımızda o sağcıdır, bana ne solcudur yok. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Aynı havayı soluyoruz. Size uğurlar kemiğini şarkı armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, programın sonuna geldik. Yarın yine birlikte olacağız. Yarın konumuz